Ben bu projeyi ilk başta başlatan Büyükşehir Belediye'mize, katkı sağlayan Milli Eğitim Müdürlüğü'müze ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'müze teşekkür ediyorum. Dereceye girenleri biraz önce gördük. Yurt dışına gitmişler. Yurt dışında müsabaka seyretmişler. Bu çok önemli. İlk defa belki şehir dışına çıkmış, hatta ülke dışına çıkmış gençlerimiz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz önce inceledim. Yaklaşık 11-18 yaş grubunun %53'üne ulaşılmış. Yani bu uluslararası standartlarda bir rakam. Gençlerimize böyle futbolla, diğer branşlarla ulaşmak durumundayız. Gençler bizim her şeyimiz, çocuklar her şeyimiz. Biz de Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak, bakanlık olarak her zaman gençlerimizin, çocuklarımızın yanında olacağız. Böylesine güzel bir etkinlikte, böyle güzel bir kura töreninde bizleri sizlerle buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediye'mize Başkanımız Sayın Zekai Kafaoğlu'nun şahsında teşekkürü bir borç biliyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak en büyük amacımız milli manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, evrensel değerleri benimsemiş, zihnen olduğu kadar bedenen de sağlıklı nesiller yetiştirebilmek. Bunda da bu ortaya konan faaliyetlerin hiç şüphesiz çok büyük rolü olduğuna inanıyorum. Bir yandan Sayın Valimizin himayelerinde başlatılan Sporda Yetenek Onunla Gelecek projesi, bir yandan Büyükşehir Belediye'miz tarafından başlatılmış olan İmkan Bizden, Oynamak Sizden sloganıyla yola çıkılan bu mahalle futbol ligleriyle Balıkesir'de ben çok daha güzel işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Biraz önce lansmanda da izledik. İlkay Gündoğan bu topraklardan yetişmiş ve şu an dünyada Balıkesir'i en güzel şekilde temsil eden bir futbolcumuz. Ben bu güzel organizasyonlar sayesinde Balıkesir'den yine daha nice İlkay Gündoğan'ların çıkacağına yürekten inanıyorum. İnşallah bu organizasyonlar sayesinde birçok futbol oyuncumuz, daha da öğrencimiz, gencimiz her şeyden önce iki şey kazanmış olacaklar. Bir disiplin, bir de özgüven dediğimiz şey. Bunlar hepsi spor sayesinde var olan şeyler. Şu an başlatmış olduğumuz Sporda Yetenek Onunla Gelecek projesi kapsamında okulları gezdiğimiz zaman biz bunları çok iyi görmekteyiz. Sporla uğraşmaya başlayan gençlerimizin hem ahlaken, hem zihnen, hem bedenen daha da sağlıklı nesiller bir hale gelmiş olduğunu sizler de bundan sonraki süreçte Balıkesir halkı da yakinen görmüş olacak. Çok değerli il müdürlerim ve ilçelerden gelen, spora gönül veren ilçelerdeki yöneticilerimiz, spor temsilcileri, spor adamları, değerli basın mensupları, ben de öncelikle hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün çekecek olduğumuz kuranın ilçelerimiz hakkında, takımlarımız hakkında hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah hak eden kazanacak, o birinci olacak. Mutlaka ikinciler, üçüncüler olacak. Bu sene birinci olan takımımızı inşallah bir kültür gezisi yaptıracağız. Zaten spor camiasının içinde bunlar. Bizi biz yapan değerler, gönül coğrafyamızı gezdireceğiz. Bu sene Balkan turu düşünüyoruz. Yine ecdadımızın at koşturduğu yerler, medeniyet götürdüğü yerler, hanlar, hamamlar, köprüler yaptırdığı yerler, Kosova, Makedonya, Bosna, Hersek gezisi yaptırmayı hedefliyoruz inşallah il birincisini. O bizim gerçekten gittiğimiz zaman, gezdiğimiz zaman oraları buram buram Osmanlı kokan, buram buram Türk kokan, İslam kokan o coğrafyayı inşallah o gençlerimizle tanıştırmış olacağız. İkincileri ve üçüncüleri de mutlaka Süper Lig'de bir derbi maçına götürerek onları da taşlandırmış olacağız. Şimdiden ben takımlara başarılar diliyorum. Tabii Mahalle Ligi gerçekten önemli bir organizasyon. Gençlerimize ulaşma, dokunma ve onların hem zihinsel hem bedensel yönden gelişmeleri açısından son derece önemli buluyorum. Çünkü Türkiye'nin artık hedefleri var. 15 yıldan beri tek başına iktidar olan gerçekten hükümetimiz hedefler belirlemiş. 2023, 2053, 2071 hedefleri. O hedeflere ulaşabilmemiz için gençliğimizi her yönden çok donanımlı bir şekilde yetiştirmemiz lazım. Dünyada bir yarış var. Bu yarıştan geri kalmamamız lazım.
ilimde, bilimde, fende, teknolojide ve sporda tabii ki geride kalmamamız lazım. Bu noktada bu mahalle liginin de Balıkesirli gençlere ciddi bir motivasyon kattığını düşünüyorum. Spor deyip geçmemek lazım tabii. Spor aynı zamanda hem bir özgüven kazandırıyor, hem gençlerimizi sevgide, saygıda, kardeşlikte, paylaşmada, yarışta, azimde, kararlılıkta bir karakter oluşturuyor. Sporda başarılı olan gençlerin diğer derslerinde de başarılı olduğu hep görülmüştür. Yani bir komple gençlik yetişmiş oluyor. Her şeyle tam donanımlı bir gençlik yetişmiş oluyor. Bunun da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bu sene 2017'de yaklaşık olarak 21 bin sporcumuz katılıyor. Geçtiğimiz yıllara göre her sene katılım oranı katlanarak gidiyor. %100 katlanarak gidiyor. Yine gençlerde ve yıldızlar kategorisinde 20 ilçemizin birincileri belli oldu. Şimdi burada biraz sonra kura çekimini gerçekleştireceğiz. Tabii bu il sınırlarımız içerisindeki tüm okullara Büyükşehir Belediyesi olarak 20'şer adet top dağıtımını gerçekleştirdik. Yine amatör spor kulüplerimizin spor malzemelerini ve bir takım nakdi ihtiyaçlarını gideriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak amatör sporlara tabii bu liglerden, mahalle liglerinde yetişen kabiliyetli gençlerimizde amatör spor kulüpleri vasıtasıyla gelecekte mutlaka profesyonel olacaklar ve geleceğin İlkay Gündoğanları inşallah buralardan yetişeceğine yürekten inanıyorum. Tabii yaz okullarında da aynı şekilde 21 branşta gençlerimizi sporla buluşturuyoruz. Yine özel gereksinim olan çocuklarımızı da yıl boyunca spor etkinliklerini destekliyoruz. Müsabakalar 15 Şubat'ta başlayıp tabii 10 Nisan'da son bulacak. Ve il birincisini de inşallah hep beraber bir Balkan turu yapmak üzere Balkanlara uğurlamış olacağız. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu seneki bu ilçeler arasındaki yarışta bütün ilçelerimize başarılar diliyorum. 20 ilçe, 20'si de bizim. Ama tabii ki başarılı olan kazansın diyoruz. Burada tabii ki yarışlar ciddi şekilde olacaktır. Ama bu işin kaybeden olmaz. Bu turnuvalara katılmak dahi bir kazançtır. Kazansak da kazandık, kaybetsek de yine kazandık diyoruz ya, aynen onun gibi bir şeydir. Bütün katkı sağlayan arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, spora gönül veren herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah şimdi kuralları da belirleyerek 15 Şubat'ta da ilkini başlatmış olacağız. Ondan sonra da inşallah 10 Nisan'da da son bularak finalde birinciyi belirlemiş olacağız. Ben tekrar katılan bütün paydaşları kutluyorum. Bu final müsabakalarının, bu ilçeler arası müsabakalarının kazasız belasız, sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde yapılmasını diliyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet. A19 çıktı. Buradayız arkadaşlar. Evet. A7. 7. sıra. A15. A18. Kura çekimimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Arz ederim.